kelime anlamı malumunuz ev ehli, ev ahalisi demek. Mesela benim ehli beytim dediğim zaman benim evimde başta ben, sonra hanımım, sonra işte kızım, oğlum, kimler varsa evde beraber yaşadığımız onlar anlaşılır. İstilah olarak yani İslam ıstılahında özellikle bildiğiniz gibi Şia mezhebi mensuplarının nezdinde ehli beyt çok farklı böyle kareli, küplü, üzeri onlu filan anlamlar kazanmış. Böyle büyümüş, büyümüş, zeplin gibi yani şişirilmiş büyük balonlar var ya, zeplin diyorlar. Efendim, o hale gelmiş de bir kavram. Ev ehli, ev ahalisi, bir evde birlikte yaşayanlar anlamına geliyor. Tabi buradaki ehli beytten deyim kastımız, peygamberin ehli beyti, yani onun ev ehli. Onun evinde onunla birlikte yaşayanlar kastediliyor. Ve tabi yalnız bu kadarı kastedilmiyor. Bunların diğer insanlar yani ev ehli olmayan insanlara üstünlüğü kastediliyor. Anadan doğma yani o evin ahalisi misin işte bir kere peşin 5 puanı aldın yani. Öyle anlaşılıyor. Öyle anlatılıyor. Kesinlikle İslam'da bunun yeri yok. Yani peygamberin hanımı olmak ya da peygamberin kızı olmak ya da peygamberin hatta oğlunu ötesini berisini bırak kendisi olmak bile cennete gitmeye yetmez. Ne yeter? Allah'ın ona verdiği peygamberlik görevini yerine getirmesi, o emre itaat etmesi yeter. Onunla gidebilir. Allah o görevi vermiş, öbürü de sırtından küfe devirir gibi 60 hani var ya Kur'an-ı Kerim'de azıcık seziliyor Yunus Aleyhisselam Allah tarafından kendine verilen görevi şöyle biraz şuraya vereyim de işime bakayım der gibi zor gelmiş anlaşılan dediği anda da derhal kendisini balığın karnında bulmuş efendim. Aynen o için. Şap! Ahirete bırakılmıyor. Hemen peşin var. O bakımdan peygamberin çocuğu olmak, kızı olmak, oğlu olmak, hanımı olmak, filan hizmetçisi olmak falan hepsi hikaye şeyler. İstersen komşusu bile olma. Ta falan şehirde adam ol. Amcası da olma, dayısı da olma. İşte böyle hep amcası, ben de hiçbir şeyci değilim. Ama ben ona Allah'ın Resulü'nün amcasından 100 milyarlarca defa daha yakınım. Sizler de öyle değil misiniz? Bu bakımdan ehl-i beytin şişirilmesi, ehl-i beytin büyütülmesinin hiçbir anlamı yok. Kur'an'da her ne kadar beyt ehlinin yani peygamberin ev ahalisinin temizlenmek istendiği, onların daha bir dikkatli davranması gerektiği, onlar bir suç işlerlerse 2 kat ceza verileceği gibi yani yalnız mükafat üstünlük değil bir de bir suçu sen işledin 10 değnekse o beytin ehlinden biri işledi mi 20 değnek. 2 kat ceza var diyor ayet. Neden? Efendim Allah'ın dini Allah'ın sünnet edindiği veçhile onun elçilerince diğer insanlara tanıtılıyor. Diğer insanlara söyleniyor, propagandası yapılıyor, açıklaması yapılıyor. Onun ev ahalisinin onun getirdiği dine kulak vermemesi, onun getirdiği dini dinlememesi, riayet etmemesi, kötü örnek olması, başka insanların da o elçiye güvenmesini zorlaştırıyor. Öyle değil mi arkadaş? Yani güven önce insan kendine güvenecek, sonra en yakınları güvenecek ki ele sıra gelsin. Öyle değil mi? Öyle olan bir elçiye adam işte ele veriyor talkını, kendileri yutuyor, salkını bediren bir evin reisi ise o evin reisine kim itibar eder, kim kıymet verir, kim kulak verir, kim kulak asar? Hiç kimse. Bu her zaman her yerde böyle değil mi?